Merhaba arkadaşlar. Burada başlamamalıydı bu. Tam burada başlamamalı, başka bir yerde başlatacağım. Neyse, burada başlıyoruz. Şimdi uçağa geçiyoruz arkadaşlar. Uçağın kapısında bekliyoruz. Domine'ye gidiyoruz, evet. Hiç öyle okuyormuş numarası yapma. Sanki 7-24 kitap okuyor da burada bile ayakta kitap okuyormuş gibi. 23. sayfa gelmiyor musunuz? Ne okuyorsun? Ha, beni çok kafaya takıyorsun sen bu aralar onun senden için. Senden sorumluluğa başladım. Aynen. Bir de ben Gökhan'cığım için bir kitap aldım. Kaygılı İnsanın Büyük Aktivite kitabı. Bunu yolda yapacağız. İçini göster bak kitabın. Yazmalı çizmeli arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sıkıntılı. Aynen. Sıkıntılı. Çünkü yolumuz 12 saat ve başka türlü geçmez. Gerçi biz uyuyacağız sanırım. 24 saattir uyumadık. Şu an sabahın 6'sı. Ve indiğimizde orada öğlen olmuş olacak. Geri olduğu için. Öğlen. Dominik Cumhuriyeti Karayipler'deki en büyük ikinci ada. Hispaniola adasının yarısı Haiti, diğer yarısı Dominik. 10 milyon nüfusa sahip. Arkadaşlar biz otelimize geldik. Katalonya Otel'de kalıyoruz. Ve burada çok tatlı bir karşılama yapmışlar bize. O zaman cheers. O zaman cheers. Ama nasıl yorgunuz? Şu an burada saat 7 saat geri. Şu an burada saat 1, Türkiye saatiyle 8. Odamız 1,5 saat sonra hazır olacakmış arkadaşlar. O yüzden şimdi bir yemeğe gideceğiz. Acıktık. Evet. Size böyle burayı da gezdireyim istiyorum. Tatlı bir tatil köyü gibi. Bu arada buradaki insanlar böyle hiç acelesi yok kuşçasına. Çok ağırdan ala ala takılıyorlar bizim gibi. Böyle aceleci ve panik değillermiş. Özellikle sen gibi. Burada her şeyi akışına bırakmak gerekiyormuş yani. Ehpam yok, yok, aynen. Savaş yok. Akışı değiştirmeye çalışırsanız üzülürsünüz dediler. Akışa kapılırsınız, gidersiniz. Aynen. Ve şimdi yemeğimizi yiyeceğimiz Tayo restorana geldik. Burası açık büfe olan restoran. Ben böyle bir tabak aldım arkadaşlar. Şimdi tadacağım bakalım. Böyle bu arada meyvelerin yemeklerini yapmışlar. Bu mutfağa özgü. Bunlar ilginç geldi. Barbekü var mı? Sen beğendin mi? Daima en uzun. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda sürat tekneleriyle Sauna Adası'na gideceğiz. Buraya geldiğinizde Punta Cana ya da La Romana bölgesine geldiğinizde mutlaka günübirlik de olsa gitmeniz gereken bir yer. Deniz yıldızlarıyla meşhur. Cam bir deniz. Bakalım nasıl olacak, size oradan detaylı videolar çekeceğim. Şimdi bu teknelerle Sauna Adası'na gideceğiz. Sırada bekliyor insan. Bu arada buradaki yerli halk da orada su altında bir şeyler çekeriz diye bu su geçirmez telefon kılıflarından çok fazla satıyorlar burada. Deniz yıldızları toplayacağız oradan, güzel. Toplamayacağız. Toplayacağız. Onlar şeyinde güzel. Sevip yani. Toplayıp eve götüreceğiz, linç yeriz. Bu adaya giderken ya gidişte sürat teknesiyle gidiyorsunuz, dönüşte katamaranla otelinize dönüyorsunuz. Bu daha rahat oluyormuş. Ya da gidişte katamaranla gidip sürat teknesiyle dönüyorsunuz. Bence beraber çekelim. Abi de dönüp yapıyormuş. Ağır mı? Ağır. Hadi ağır mı? İlerideki sen kadar var. Ne diyorsun? Kapağım geldi kardeşim. Buranın yerli halkı bu Bukalemon olayını ticarete dönüştürmüş arkadaşlar. Tanesi 5 dolardan bir fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Sonra benim omzuma 2 tane verdiler. 10 dolar aldılar. Kardeşim helikopter, Urka'yı çek, dur. Bu arada biz bilmeden elimize aldık ama az önceki bu kalemun olayı 5 dolarmış arkadaş. Arkadaşlar bindik şimdi tekneye. John Simmons'u veriyorlar bize. Onları takmak zorundaymışız. Hayır, gel.
Zorlu bir yolculuk sonrasında deniz yıldızlarıyla ünlü Sano Adası'na geldik. Şimdi bu bölgede biz denize girdik. Esas adaya, karaya şimdi gidiyoruz. 15 ve az tatile bunu çekmiyor arkadaşlar. Ben hiçbir şey paylaşamadım. Sen gene bugün bir story attın. Ben hiçbir şey paylaşamadım ya. Çok kötü oldu. Can yeniklerimizle beraber. Evet, güzeldi ama deniz iyi geldi. Hava bir açıyor, bir kapıyor, bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Son zamanlarda çekilen projelerin ve denizin güzelliğinin etkisiyle Karayipler'in en lüks tatil mekanlarından biri haline gelmiş Dominik. Arkadaşlar harika bir yere geldik. Sauna Adası'ndayız. Evet arkadaşlar, İlayda Brezilya sahillerinde dedim ama İlayda Dominik'te çıktı. Karayip'te. Ama geçen bahsettiğimizle şu an bambaşka İlayda. Nasıl? Ne ödem var ne bir şey, tıkır tıkır. Yok ya, bu şu an aşırı ödemli halim. İnanılmaz şiştim. Eskisinden de şiş hissediyorum. Bazı şeyler eksik. Ne gibi? Acaba ne? Ne gibi? Deniz kabukları gibi. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Burası yemek yeri. Yemek saatindeyiz. Burada restoran var. Şurası bu şekilde. Bu arada burada gördüğünüz bu eşekleri taksi olarak kullanıyorlar. Eşek taksi. Böyle size göstereyim. Epey bir yürüdük adanın başında indiğimiz yerden buraya. Burası diğer kıyısı galiba. Bu da taksicik. Ve en sevdiğim şey, hemen bundan alacağım şimdi. Sanırım 4 dolarmış. Kokonatımı aldım arkadaşlar. Çok seviyorum. 5 dolarmış bu arada. Say hi to my YouTube channel. Hello YouTube. We're in Dominican Republic, enjoying the beautiful paradise. Yeah. Yine Sauna Adası'nın bir başka bölümündeyiz. Bu arada deniz yıldızlarıyla meşhurdu burası ama dediğim gibi hava bir yağıyor bir açıyor. Yağmur yağdığında çıkmıyorlarmış. Bugün de şansımıza hiç göremedik onları. Bu arada tenim inanılmaz derecede karardı. Yani full güneşin altında durmamama rağmen. Gölgede bile bu, yani dünyanın bu bölgesinde güneş ışınları daha dik geldiği için evet, gölgede bile çok fazla kararabiliyorsunuz farkında olmadan. İnşallah soyulmayız. İnşallah. Şimdi biraz çok fotoğraf olsun çekilip sonra katamaranlarla otele döneceğiz. Kırsın bence mı? Şu yıkık ağaçın olduğu yerde güzel olabilir. Bence de bir sonraki yıkık ağaçta. Çok da burası bahsetmiş, güzel değil mi? Evet. Evet, şimdi katamarana bindik ve otele geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi geri gösterelim. Geri gösterelim. Arkadaşlar şu an otelimize geldik. Otelin plajında gün batımı yapacağız. Biraz sahilde yürüteyim. Şöyle çıplak ayaklarımızla yürüyelim. Olası çocukluğumdan beri dalgalı denizleri ve dalgalarla oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Yani böyle bir kıyıya yatıp o dalgalarla oynamak inanılmaz eğlenceli geliyor bana. Bu yaşta bile çocukken de bunu çok yapardım. Burada da dalgalar çok hoş, gerçekten eğlenceli. Seni alıp götürüyor sonra fırlatıyor falan. Özellikle de rüzgar bayağı yoğun olduğunda çok daha eğlenceli oluyor. Kimisi sevmez ya dalgalı denizi. Düz biliyorsunuz rom burada meşhur. Romu da aldım. Gün batımını bekliyoruz arkadaşlar. Harika değil mi? Cheers. Cheers. Cheers canım. Arkadaşlar gökkuşağına bakar mısınız oradaki? Çok
kenarız. Ne diyorsun ya? Sağımda gün batımı, solumda gökkuşağı. Arkadaşlar gerçekten burada sürekli bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor ya, gökkuşağı çıkmış. Ama yağmur buraya doğru geliyor galiba. Ne tatlılık ya, bu benim çocukluğum gibi bir şey. Ben de böyleydim, tek başıma takılmayı severdim. Hiç arkadaş edinmek istemezdim. Gökkuşağının güzelliği yalnız buradan buraya kadar tam bir, hiç bu kadar yakından net bir şekilde görmemiştim galiba. Çok güzel ve güneş battıkça gökkuşağını daha da belirginleşiyor, daha da netleşiyor. Aşırı güzel bir görüntü oluşuyor tablo gibi. Hani bulutlarda çabası yani. Ya arkadaşlar inanılmaz bir yağmur bastırdı ve ama sorunumuz bu değil şu anda. Benim kameramın hafıza kartında bir problem var. Yazmıyor hafıza kartına. İnşallah çözülür diye umuyorum ama çözülmediği sürece vlog devam edebileceğim ve bu çok can sıkıcı. Zaten 40 yılda bir vlog çekiyordum ve özlemiştiniz beni. Neyse sonuç olarak yağmur bastırdı. Restorana geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Çılgınlar gibi yağıyor. Bir yerden günaydın arkadaşlar. Maalesef kameramın kartını kurtaramadık. O yüzden vlog telefondan devam ediyorum. Ve bunun açısı beni çok çirkin çekiyor. Videonun bundan sonraki kalan kısmına çirkin olarak devam edeceğim. Biz şimdi otelin marketine geldik. Buradaki fiyatlara bakalım dedik. Bir de şeyle karşılaştıracak. İşte yarın esas alışverişe gideceğiz. Adayı. Oradan hediyelik eşyalar falan alacağız. Oradaki fiyatlarla karşılaştırdık. Mesela burada ne fiyatlar? 16 dolar. 16 dolar falan yani. Ne yapıyor? Güzel. Normal mi? Ama ben buraya özgürüm. Evet, evet. Ama bir de hani çarşıda belki daha uygun olabilir fiyatlar. Gerçi turistlerden burada da her şekilde çok para kopartmaya çalışıyorlar. Yani mesela elimize bu kalemi tutuşturdulardı. 5 dolar dediler sonra hani fiyatını söylemeden. Eğer onlara dikkat etmek lazım. Mesela cipsler falan 3 dolar. Aslında pahalı değil mi ya Türkiye'ye göre? 3 dolar ne kadar ediyor? Yani 40-50 lira para ediyor. Ne yapıyorsun ya? Size dalgalarla oynamayı çok sevdiğimi söylemiştim arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli değil mi? Bu benim yapmayı en çok sevdiğim şey denizde. Denizden çıkmış bir deniz kızı. Arkadaşlar dalgalar o kadar güzel ki. Şimdi denizin rengi ve dalgalar. Alakart restoranlardan biri olan Rodeo'ya geldik. Burası Steakhouse arkadaşlar. Çok açız. Sanırsa çok güzel. Evet. Güzel de gün batımını görüyor. Arkadaşlar biz siparişlerimizi verdik ama asla anlatamadık derdimizi. Ne geleceğini asla bilmiyoruz çünkü siparişimizi alan kadın asla İngilizce bilmiyordu. Yani bildiğini düşünmüyorum çünkü beni anladığını da düşünmüyorum ama ben onu hiç anlamadım. O zaman? O zaman cheers. Arkadaşlar etlerimiz geldi.
Nasıl? Hayvan kokusu var böyle, hissediyorum. Hadi ya, çiğnenebiliyor mu bari? Ya, üzülüyor. Üzgün senin mi? Sunum inanılmaz bence. Benim etim güzel ya Allah'tan. Şu bence şey, şefin imzası. Bu şefin imzası arkadaşlar, evet. Yine böyle. Arkadaşlar biz et restoranında doymadık daha doğrusu. Ben doymadım. Evet. Bugün ana restorana geldik. Bugün de burada böyle bir şey kurulmuş. Bir şey söyleyeceğim orada. Ben doymadım derken etimi yiyip de doymamazlık öyle olmadı. Öyle değil. Evet. Domuz eti geldi. Arkadaşlar ve çok İngilizce kötüydü. Konuşması bilmediği için evet, anlaşamadık asla. Sipariş verdik. İngilizce asla. Bilmedikleri için anlaşamadık ve yanlış getirdiler. Güzel bir domuz eti geldi. Yemedim. Hi. Say hi to my YouTube channel. Saludo para Turquía. Estamos aquí de la República Dominicana, el mejor de todo. I love you, a lo turco. Thank you. Bugün acaba özellikle İspanyol gecesi falan gibi bir şey mi? Evet. Buraya evet böyle bir şeyler kurmuş. Bunlar yoktu arkadaşlar. Şimdi açık büfeye bakalım. Arkadaşlar Gökhan doymadı. Kuru fasulye pilav alıyor. Cidden mi ya? Yani et restoranından çıkıp bunu mu yiyeceksin şimdi? Bunlar da her şeyi kızartıyorlar bu arada. Sebzeleri, meyveleri, muz kızartması. Ben buna bayılırım ama ya, muz kızartması. Bu domuz bacağıymış arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Bir şey oldu şimdi. Her ne şey oldu? Benim üzerimde gözler. Yok yok be. Şahane ayrılık şu an. Tamam. Dur şöyle başladık ha. Şimdi Survivor'ın birleşme partisine gidiyoruz ama size içeriden bir şeyler çekemeyeceğim çünkü yasak. Bunun için hatta sözleşme bile imzalatıyorlar. Hatta böyle Ofis Türkiye konseptinde yarışmacılar birer dakikalık şarkılar söyleyecekmiş. Değişik güzel olacak bakalım. Zaten yayınlanınca siz de görürsünüz. Bunun için böyle bir alana geliyoruz arkadaşlar. Geçen gün de Edis konseri vardı, onun için de gelmiştik ama o gün çok yağmur yağdığı için iptal oldu. Sonra tekrar yaptılar. Sonra o gün de biz gitmedik. Yani bayağı yürüyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar geldik ama sanırım buradan sonra kullanacağız. Bu arada akşamları biraz serin oluyor. Gündüz her ne kadar sıcaksa akşam üzerinize kalın yani ceket, ince bir ceket falan almanız gerekebilir. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana. Diğer bir günden günaydın arkadaşlar. Bugün Punta Cana bölgesindeki Mundo Atlantico'ya geldik. Bugün size pro ve kahve yapımlarını göstereceğim. Bunları yakından inceleyeceğiz. Rom, pro, kahve, buranın yerel lezzetlerini yakından inceleyeceğiz ve alışveriş yapacağız. Onun öncesinde size burayla ilgili de birkaç bilgi vereceğim. Dünyadaki şeker kamışlarının çoğunluğu Dominik'te üretiliyor ve burada şeker üretimi burada yapılıp şeker kamışlarından şeker Amerika'ya ve diğer ülkelere ihraç ediliyor. Ama artık çoğu ülkede şekeri şeker kamışından ya da şeker pancarından üretmek yerine glikoz şurubundan elde ediyor. Maliyeti daha düşük olduğu için. Ama şeker pancarıyla üretilen şekerin tadıyla şeker kamışından üretilen şekerin tadı da çok farklı. Yani şöyle, şeker pancarı daha az tatlıymış şeker kamışından üretilen şekere göre. Sonra hemen yan tarafta son sarım yapılır. Yani o ince zar gibi olan yaprakla özel bir ağaç reçinesi kullanırlar. Meşe ağacının. Bu da yurt dışından geliyor. Burada yetişmiyor bu ağaç. Tamamıyla doğal. Kalite kontrolü. Her yerde var. Dünyanın en sağlık şansı da kişileridir derler. Hani Beneşe Yarası'nda pro içebiliyorlar. Yamana kadar. Böyle stickerları takılır. Artık 10'lu mu olacak, 20'li mi olacak, 50'li mi olacak bir şekilde paketlenir. Ondan sonra da artık dünyanın her yerine Evet arkadaşlar, burada kendi promuzu kendimiz de sarabiliyoruz.
Yani fotoğraf çekeceğini anladı senin. Pro yapacağını anlamadı. Sen... Yes. Neden bu kadar güzel? Komik olan. Thank you. Bu arada normalde pro kurallarına göre kimse kimsenin prosunu yakmazmış. Herkesin kendi prosunu kendi yakması gerekiyormuş. Ama o bizimkini yaktı arkadaşlar. Hadi bakalım. Mild, medium and strong. Okay, thank you. Şey soracağım, en pahalı biz. Evet, arkadaşlar şimdi buranın en pahalı prosunu sorduk. Bu proymuş. $600 fiyatı. 30 yıllık pro galiba. 30 yıllık proymuş, evet. Şaka gibi. Senden büyük İlayda. Benden büyük. bu arada eğer alacaksanız diye bunu tavsiye ettiler. Buraya özgü. Yani buranın Kohibası gibiymiş. Tanesi $13 bunun. Yani... Domi'nin yerli ailesinin. Evet ve çok da güzel, çok zevkli bir proymuş. Bunu tavsiye ettiler. Belki bundan bir tane alabiliriz. Arkadaşlar bir de açacak alayım diyorum. Pro'nun yanında. Sevdiğin ben arkadaşlara. Ben alsam bilemedim ama almışken bunu alayım. Bu arada vay, büyük boy $9. Sen hediye alıyorum sana. Bunu alalım. Şimdi de kahvelerin olduğu bölüme geldik. Ben de kahveciyim. Ben ama şu magnetlere bayıldım. Az önce size şekerlerden bahsettim. Bu da %100 doğal esmer şeker. Hot chocolate and sıcak çikolata belirtiyorlar. Kakao ve sıcak çikolata cennetindeyiz. Yes, thank you. Bilmiyorum, karnım aç oldu tüm prodan sonra bu kadar iyi geldi ama inanılmaz iyi. Oh, evet. Or coconut. Ben bu kadar iyisini Amsterdam'ın köyünde içmiştim. Bundan alalım mı? Bak, hmm. Milk chocolate. You like chocolate milk, yeah. Dark, what kind of? Bu da çay. Ne çayı? Çay kakao. Kakao çayı. That's the best chocolate with macadamia. Çikolata da çok iyiydi. Şimdi kakao çayı içiyorum. Macadamia, spices, salt, coffee maybe. Do you like coffee? Yes. 100% do you like coffee, I know. Bu da kahveli çikolata. Hep çok iyi değil mi? O kahve çikolataya bayıldım. No problem. Sea saltlı çikolata şu an kadar yediğim bütün deniz tuzlu çikolatalar arasında en tuzlusuydu. Oo evet. Sıcak çikolata. Bayağı tuz yedim ben şu an. Ama no. Wow. Chili. Yeah. Chili de çok severim. Chili lovers. Nasıl chili? Chili çok chili tadı gelmiyor. Sonradan geliyor. Ama favorim kakaoluydu ya. This is new part. Hola. My favorite is cacao. Yes, chocolate. What kind of do you like? I would like to have cacao. This cacao? No. Okay, what kind of?
with milk chocolate. I just tried. With macadamia nuts, sea salt. Arkadaşlar, İlayda bu projeyi bitirdi. İki tane proje işte. Ben daha bitiremedim. Biraz kafası güzel. Biraz kafası güzel. Kahveliyi denemelisiniz arkadaşlar. Kahveli bakabilir miyiz kafe? Bence kafe. Perfect. The 15 year age and 50 yıllık en pahalı rom bu arkadaşlar. $360. 360 dolar. 50 yıllık bir Kakao prensi. Oh. Arkadaşlar şu an Dominik'in yerel köylerinden birine geldik. Burası Maria Donna köyü. Etraf o kadar tatlı ki size detayları göstereceğim. Uyuşturucu duruyor böyle. Bakın burada ne var? Ya göz kapıyor bir de bana. Arkadaşlar bu da yıldız meyvesi. Arkadaşlar bu arada buradaki halk gerçekten böyle çok derme çatma yerlerde, döküntü evlerde yaşıyorlar ve şu an bir köydeyiz. Burası aslında insanların yerleşim yeri ve size şimdi buradaki evlerden birinin içini göstereceğim. Hola! Hola! Say hi to my YouTube channel! Ya çok tatlılar! Lady, ben ka. Ne küçücük köpek. Yedim seni. Muz ağacı, muzlar böyle yetişiyor. Aslında muz salkımı bunun içinde yetişiyor. Bu büyüdükten sonra böyle açılıyor ve böyle oluyor. Hatta muzlar tam olmamış ama şimdi dalından koparıp bir tane sizin için yiyeceğim. En sağlıklısı da bu arada böyle olmamış olan muzmuş. Kalorisi en az. Ama tabii bu en olmamışın olmamışı. Bence olmadı. Bence olmadı. Neyse. Kabuğuyla yiyebilirsin. Tadı yok. Hatta acı bile diyebilirim. Hey, kontrol kalitesi. Hey, kontrol kalitesi. It's good. No. Hey, tú eres bueno aquí, igual, como Manuel. Vamos, mira, vamos. Por ahí María se va. Por ahí María se va. Arkadaşlar şu anda saf kakao tadıyoruz. Yalnız çok acı olduğu için şekerle karıştırıp tatmanızı söylediler. Tadıyorum şimdi şu an. Nasıl? Çok güzel. Bu arada isim neydi? Öğütme. Ağaçtan bu şekilde toplanıyor. Kabuğu kırılıyor. Son kahve dövücü. Kahve bizim işimiz. Arkadaşlar size kakaonun içini göstermek istiyorum. İçi bu şekilde. Hatta az önce şu içindekileri yiyorlardı. Ben de bir tadına bakacağım. Enerji veriyormuş galiba, bayağı güzel. Kakao çekirdekler işte şunlar. Evet, az önce yedim ama çok acıydı. Bunları burada pişiyorlar. Şu an buradaki kahve ama burada kakao çekirdekleri. Tell you my dad, he had a bigger bowl than these at home. And the only thing I can tell you, I'm the oldest of 10 kids. Hadi yo. We have two presentations. Yes.
Çin'deki bittikçe de üzerini istediğiniz şeyle, şarapla, cinle, alkolle, balla doldurabiliyorsunuz. Deniyoruz o şeyi. Çin'de cin var, bal var, şarap var ve bitki kökleri var, doğal bitki kökleri. Tadı aynı sıcak şarap gibi ya da sangria gibi. Arkadaşlar şimdi Casa de Campo'ya geldik. Burası 1974'te kurulmuş. İçeriye sadece özel izinle ve pasaportlarla girilebiliyor. Çünkü birazcık private bir village yaratmak istemişler burada. Kim Kardashian gibi birçok ünlü ismin de evleri burada bulunuyor. Evlerin aralarında zaten çok fazla dolanmanıza izin verilmiyor. Beverly Hills gibi. Pardon. Ayrıca burada 1700'lü yıllara ait bir İspanyol kasabası canlandırılmaya çalışılmış. O şekilde yapılar. Size de göstereceğim detaylı. Bugün de burada şansımıza düğün varmış arkadaşlar. Onun için hazırlık yapıyorlar şu anda. Bir kilise düğünü ama ambiyans çok hoşuma gitti. Bir bakıma burası aslında replika bir köy. Burada tamamen o köyü canlandırmak istemiş. Oradan bir düşsen. Ayak izlerim bak. 36'dan kaldım ben. Aa dur. Esas bunlar benim ayak izlerim arkadaşlar. Yıllardır ayaklarım büyük büyük diye dalga geçtiniz. Kedilere bakın şu küçücük. Onun yavrusu galiba. Ya laviş de bu kadardı bir zamanlar. Merhaba. Arkadaşlar otele döndük, hızlıca hazırlandık. Şimdi bu gece Coco Bongo Night Show'a gidiyoruz. Bu çok ünlü bir night show. Görülmesi gereken inanılmaz şovlar var. Orası aynı zamanda bir gece kulübü. Ama inanılmaz bir sahnesi varmış. Yani mutlaka gidilmesi gereken bir yer olduğunu söylüyorlar. Biz de bu gece gideceğiz. Ve detayları sizinle paylaşacağım. Coco Bongo birbirinden iyi dansçıların canlı performanslarını izleyebileceğiniz ışık gösterileri ve eğlence dolu anlarla Punta Cana'da mutlaka deneyimlemeniz gereken unutamayacağınız bir gece şovu sunuyor size. Yüksek enerjili bir parti atmosferine ve ünlü filmlerden sahneleri yeniden canlandıran 40'tan fazla sanatçıyla dünyaca ünlü bir gösteriye sahip, en sevdiğiniz şarkılara eşlik ederek dans etmenin ve eğlencenin keyfini çıkarın. Aynı zamanda şov aralarında böyle orta alanda istediğiniz gibi çıkıp oynayabiliyorsunuz herkesin gözü önünde. Kameralar da bazen size çevrili oluyor. Ama işin sürpriz tarafı bazen altınızdan bir hava esiyor ve etekler yukarı kalkıyor. Coco Bongo Meksika kökenli bir gösteri. Jim Carrey'nin Maske filminden ilham alınarak şova dönüştürülmüş. Dünyanın her yerinden sanatçılar ve müzisyenler görev alıyor. Eski dönemin ve günümüzün macera ve aksiyon filmlerini bir koreografiyle canlandırıyorlar. Burası bir gece kulübünden çok daha fazlası. Ve tabii salonun dört bir yanında yer alan bu tarz yerlere çıkarak siz de insanların gözü önünde şovunuzu ve dansınızı sergileyebilirsiniz. Bölgede Hard Rock Cafe arkadaşlar. Ama sanırım buraya uğramak için zamanımız yok.
Ben her gittiğim ülkede mutlaka Hard Rock'a uğrarım. Şuradan bir şey alsam, Survivor parkurlarına gideceğiz arkadaşlar ve orada yarışmanın bir bölümünü izleyeceğiz ama orada hiçbir şekilde kayıt etmememiz için biz önceden sözleşmeleri alıyorlar. Arkadaşlar şu anda Survivor parkurlarına geldik. Bugün biz burada yarışacağız. Yarışmak isteyen çok fazla kişi var. Arasından kura çekilecek ve bizler de yarışacağız. Ben de yarışacağım. İlayda'cığım sana güveniyoruz. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Biz gidelim mi? Ha? Daha çok oraya çıkarken heyecanlı olacağım. Şimdi çok değilim de. Ya senin için bu parkur ne ki İlayda be? İlayda almadan gelme. Evet başladık arkadaşlar. Arkadaki benim. Bakalım hangimiz kazanacak? Hadi İlayda. Buraya çok girmeyelim. Kamera kimseyi görmüyor. Senin canın sağ olsun be. Yoruldun mu? Çok. Hadi bakalım. Olsun İlayda. Üzülmedin. Gönüllerimizin şampiyonusun sen misin? Yapma. Sakin ol. Gel. Dur. Oturayım mı? Hadi otur. Tüm günün yorgunluğunun üstüne şimdi sahile geldik arkadaşlar. Hava biraz bulutlu. Denize gireceğiz. Ben çok güzel bir pina colada aldım. Pina colada benim en sevdiğim kokteyl olabilir. Böyle. Dokunutun içinde olsaymış daha iyiymiş. Bu arada pipet burada vermiyorlar. Otelde pipet yasakmış. Her şekilde. Çünkü bu plastik pipetler deniz canlılarının, o kaplumbağaların falan yerlerine dolanıyor diye hani görüyoruz ya, o açıdan vermiyorlarmış aslında. Bir nevi çok düşünceli bir hareket. Burkay normalde yan otelde değil, onun da ilerisindeki otelde kalıyor galiba ve buradan sahilden yürüyüp de geldi az önce. Koştum, aynı benim kaçak olarak yakalandım. Sen kaç tane sahil otel geçti? Belki bugüne kadar yani 4-5... Hayır, buradan buraya. Ha buradan mı? Ya bir sadece şuradayım. Yanda değilsin ama onun yanındasın değil mi? Yok, buradayım değil. Al zaman biz dün senin oteline yürüdük. Komşunuz. Geçen gün yürüdük. Happy Hour almadılar. Happy Hour almadılar bizi. Allah Allah. Görüyordum ki. Evet ya. Yani adamı tutsaydım böyle, denize çekseydim sen geçseydin. Fener, bak o fenerin olduğu yerde çok güzel Happy Hour oluyor. Ama bugün hava kötü ya, sakin. Evet, sakin. Evet. Survivor acayipti. Sen ya. Yenildin. Üçümüz de yenildik yalnız. Ama evet, hem de hiç ummadığımız kişilere yenildik. Hızlıydık. Çok evet. Hızlıydık. Şimşek gibi. Ateşler. Hız değil, atış önemli işte. Atıştan da önemli aslında. Şöyle bir şey var. Hızın, yani ne kadar hızlı olmak değil. Parkurda belirli mesafelerin çok böyle kısa geçtiğin anda, o mesela biz üstüne atladık ya, onu alttan geçseydin o kadar nefes nefese kalmazdın. Atışların da çok daha iyi, çok daha sağlıklı olurdu. O daha farklı. Nefes değil de adrenalin daha çok. Adrenalin ben böyle... Ben nabzım çok yükseldi ya. Nefes nefese kaldım yani. Ben sanki sonra geçince hani bir kişiyi yiyeceğim gibi büyüdüm ama aslında sadece atıyormuşum. Aynen. Olay oradaymış ya. Ama bizi yediler. Günün özel şampanya. Son geceye özel şampanya var. Evet. Thank you.
Günaydın arkadaşlar. Bugün son günümüz 28 Mart. Bugün öğlen otelden çıkıyoruz. Şimdi biraz böyle denize girdik. Ama yol normalde 11 saat falan sürüyor. Yarın Türkiye'ye ulaşışımız da 29 Mart saat öğlen olacak. Yani aslında 24 saatlik bir aslında yolda biz 12 saat geçirmiş olacağız ama sanki 24 saat gitmiş gibi olacağız. Zamanda yolculuk. Dönüşte geriye doğru gittik zamanda, şimdi ileriye doğru gideceğiz. Çok ilginç, gelmiyor mu? Dünya dönüyor işte. Bakalım, bakalım nasıl olacak. Hani geriye gitmek okey, insanı yormuyor ama ileriye gitmek bizi çok mu yoracak? Arkadaşlar tatilimizin sonuna geldik. Artık yola çıkıyoruz ve yağmur başladı burada. Gitmeden bir pro fabrikasına uğrayacağız. Orada ağlıyor bekliyoruz diye. Ne? Ağlıyor biz gidiyoruz diye. Evet. Çeksene biraz sohbet etsene. Bize görüşme yardımcı olarak. Say hi to my YouTube channel. Hola. Hola Türk. Ya, evet biz gidiyoruz diye havada ağlıyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uçuş moduna geçiş yapıldı. Bu da evet. Şaptan almıştım İstanbul'dan gelirken. Ama o kadar sevdim ki yanımdan ayırmıyorum. Uçakta lazım oluyor. Çok güzel. Tatilde çok güzel yerler gördük, gezdik. Umarım siz de izlerken en az benim kadar eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Benim pasaportuma yanlış bir damga bastılar az önce ve içeride bunun için uğraşıyorlar. Ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok.